Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugün hem Türkiye'de hem de dünyada yapılmış en gereksiz mega projeleri keşfedeceğiz. Öyle projeler var ki ne gerek var buna diye haykırıyorlar. Paraları boşa savurmaya hazır olun. Çünkü başlıyoruz. Beş numara, Zafer Havaalanı. Kütahya'nın gururu Zafer Havaalanı listemizde 5. sırada yer alıyor. 2013 yılında yıllık 1,5 milyon yolcu kapasiteli dev bir havaalanı yapmaya karar verildi. Toplam 50 milyon euro maliyeti oldu. Açılışı aslında yapıldı ama açıldığında yolcu sayısı o kadar düşüktü ki uçakların iniş kalkış yapmaktan vazgeçtiği bir yer haline geldi. 2023'te 1 milyon 317.733 yolcu garantisi verilen havaalanını sadece 43.200 yolcu kullandı. Garanti tahmininden sapma %96.7 oldu. Yapım maliyeti 50 milyon euro olan havalimanı için 2012-2023 döneminde müteahhide ödenen garanti tutarı 66 milyon 369 bin euro oldu. Böylelikle şirket yapım maliyetini şimdiden karşıladı. Havaalanı kamuya 2044 yılında devredilecek. Yani 20 yıl daha bu şirkete para ödemeye devam edeceğiz. Peki bu durumda devlet mi, vatandaş mı, yoksa burayı yapan şirket mi kazandı? Yorum sizin. 4 numara, Karadağ Otoyolu. Sırada Avrupa'nın en fakir ülkelerinden olan Karadağ'ı batıran bir otoyol projesi var. 2014 yılında başlayan otoyol projesi, ülkeyi bir uçtan bir uca bağlamayı planlıyordu. Bunun için Çin'den 1 milyar dolar borç alındı. Ancak sözleşmede küçük harflerle yazılmış şöyle bir madde vardı. Eğer ödemelerde bir sorun çıkarsa, Çin, Karadağ'ın varlıklarına ya da topraklarına el koyabilir. Ve tahmin edildiği gibi bu proje yüzünden Karadağ borç batağına saplandı. Bu yüzden Karadağ'da vergiler yükseltildi, kamu sektörü maaşları kısmen donduruldu ve annelere yönelik bir devlet yardımı sonlandırıldı. Daha da kötüsü, 165 kilometre olması gereken otobanın sadece 41 kilometresi bitirilebildi. Bu biten otoyolu da o kadar az kişi kullanıyor ki yol kenarında bulunan dükkanlar, dinlenme tesisleri birer birer kapatılıyor. Bu borç batağından kurtulmak için şimdi de Avrupa'ya başvurdular. İşte bu yüzden hem Çin hem Avrupa Karadağ'ı ellerinde tutuyor artık. 3 numara, TU-104 uçağı. Uçak yolculuğunun en güvenli seyahat biçimi olduğu söylenir. Ama belli ki bunu diyenler Sovyet yapımı Tupolev Tu-104 uçağına hiç binmemiş. 1950'li yıllarda jet motorları yeni icat edilmişti. Sovyetler de bu motorları bir yolcu uçağına koyup tüm dünyanın dikkatini çekti. Ama bir sorun vardı. Uçaklar yeteri kadar test edilmemişti ve kazalar yaşanıyordu. Toplam 201 adet üretilen uçakların maalesef %20'si düştü. Düşünsenize, pilotunuz uçuşunuzdan önce şöyle deseydi. Bayanlar ve baylar, Tupolev Tu-104'e hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 32 bin fit yükseklikte seyredecek. Yere çarpma ihtimalimizin 5'te 1 olduğu bir uçuş olacak. O yüzden kemerleri takmayı unutmayalım. Herkese iyi yolculuklar. Şimdi de maliyetten bahsedelim. Toplamda 1137 insanın hayatını kaybetmesine paha biçilemez ama bunun yanında bu uçakların yapımı için 4.2 milyar dolar harcandı. Gerçekten büyük kayıp. 2 numara, Naypyidaw Hayalet Şehri. Myanmar'ın başkenti Naypyidaw tam bir hayalet şehir olarak listemizde yer alıyor. 2005 yılında sıradan bir şehirken aniden başkent yapıldı ve inşaatına devasa bütçeler ayrıldı. Dev binalar, geniş yollar ve dev parklar. 5 milyon dolar gibi muazzam bir bütçeyle inşa edildi. Bu ani başkent değişiminin nedenleri net değildi. Bazıları askeri liderliğin denizden bir saldırı korkusuyla hareket ettiğini speküle etti. Bazıları ise astrologların tavsiyesiyle olduğunu düşündü. 10 şeritli otoyol, 100'den fazla lüks otel, golf sahaları, müzeler ve anıtlar. Ama eksik olan temel bir unsur var. Nüfus. Şehir neredeyse tamamen boş. Otoyolda bir tane araba görmek bile imkansız. Yılda 3,5 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanına sahip ama yılda sadece 10 kişi kullanıyor. Naypyidaw,
boş caddeleriyle, yapay göletleriyle ve ıssız parklarıyla bir korku filmi setine dönüştü. Bir gün bu şehirde bir kalabalık olur mu diye düşünürken buldukları tek şey hayaletler oldu. 1 numara Cidde Kulesi. Ve son olarak Cidde Kulesi. Suudi Arabistan'da inşa edilmesi planlanan bu dev gökdelen 1000 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olmayı hedefliyordu. Bu yükseklik şu anki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan 172 metre daha yüksek. Fakat 2013'te inşaatına başlandığından beri işler pek yolunda gitmedi. 2017'de projedeki iki ana hissedar aniden hapse atıldı. Neden mi? Veliaht Prens Muhammed bin Salman, siyasi gücünü merkezleştirme çabasıyla diğer Suudi prensleri, bakanları ve iş insanlarını tasfiye etti. Amaç yolsuzluğu temizlemekti. Ama sözde. Bu yüzden üçte biri bitmesine rağmen inşaat durdu. Yeni çıkan haberlere göre Suudi yönetimi işleri yeniden başlatmak için finansman bulduğunu açıkladı. Projeye şu ana kadar 1,5 milyar dolar harcandı. Bakalım bitirmek için daha ne kadar para harcayacaklar? Ya da yine inşaat haline terk edilir mi dersiniz? Bu projeler dünyaya sadece para tuzaklarını değil, aynı zamanda büyük hayal kırıklıklarını da getiriyor. Şimdi biraz da siz düşünün, hiç bu tarz gereksiz proje biliyor musunuz? Verdiğiniz örnekleri bir sonraki videomuzda kullanabiliriz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.